Sayın Başkan, 2017'de kuruldunuz, 2019'da barajı açtınız ve bugün çığ gibisiniz maşallah. Evet, evet. Kalabalık çok şükür. Yoğun bir geceydi. Evet. Bugün Ankara Meslekte Dayanışma Derneği olarak bölgesel yaptığımız iftarlardan sonra büyük iftarımızı yaptık. Daha önce Çubuk'ta, Bolatlı'da, Sincan ve Etimesgut'ta iftarlar yaptık. Bugün de yine hem Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımızın katılımıyla hem milletvekillerimizin ve çok yoğun meslektaşlarımızın katılımıyla bugün iftarımızı çok şükür yaptık. Amacımız inşallah mesleğe ve meslektaşa faydalı olabilmek. Mesleğin ve meslektaşın sorununu az önce de ifade ettiğim gibi kamu ile ortak akıl çerçevesinde çalışarak, diyalogla çözmek. Bununla ilgili geçtiğimiz dönemde somut adımlar attığımız gibi bundan sonra da inşallah atmaya devam edeceğiz. Tabii 29 Mayıs'taki Ankara Odası'nın seçimlerini çok önemsiyoruz. Bu anlamda da Ankara Odası seçimlerinde biz Erkan Alık başkanımızı aday olarak gösterdik. Şimdi tabii bu oda seçimlerinde bizim itiraz ettiğimiz şeylerden bir tanesi oda yöneticinin meslek haline getirilmesi. Şimdi 2019 yılında ben başkan adayı olarak çıkmıştım. Bu dönem bir başka arkadaşımız başkan adayı olarak gösterip arkasında durabiliyoruz. Şu anda hiçbir grup, Ankara'da hiçbir grup bunu başaramadı, yapamadı. Biz bu dönem bunu yaptık ki meslekte dayanışma grubunun da zaten çıkışı yeni yüzler, yeni izler sloganı idi. Mesleğe, meslektaşa, yeni arkadaşlarımızı oda siyasetine, meslek yöneticine dahil etmek iddiasıyla ortaya çıkmıştık. Ve bu anlamda da yeni meslektaşlarımızdan da oluşan bir aday listesiyle 29 Mayıs'ta tüm meslektaşlarımızın karşısına çıkmış olacağız. Sayın Başkan, yeniliğe alışmak çok zordur. Değişim çok zordur aslında. Değişmesi gereken şey nedir? Neler değişecek? Bununla ilgili bir iki başkaları. Şimdi tabii bununla ilgili az önce konuşmamda da ifade ettim. Bizim mesleğin sorunları her dönem, her seçim döneminde yazılan şeyler aynı. Mesleğin sorunları yazılmaktan öteye hiç gitmiyor. Biz bunu yazan değil çözen bir irade ortaya koymak istiyoruz. Ve bununla ilgili geçtiğimiz dönemde somut adımlar attık. Önümüzdeki dönemde mesleğin sorunlarıyla ilgili Sayın Bakanımıza da az önce arz ettim. Özellikle mali müşavirlerin ki Ankara'da 14.500 mali müşavir var, Türkiye'de 120 bin. Tüm görüşlerde meslektaşlarımızın genel bir sorunu var, KDV oranımız. KDV oranımızın mutlaka indirilmesi için ciddi mücadele ediyoruz. Bunun yanı sıra yine bizim avukatlarda olduğu gibi, adli tatil olduğu gibi bizde de mali tatil var. Ama mali tatil uygulanamıyor. Meslektaşlarımıza sadece isimde olan mali tatilin uygulanması için İki beyan döneminin birleştirilmesi için çok ciddi bir mücadelemiz söz konusu. Yine meslektaşlarımızın akademik anlamda eğitimi, yeni belge alan meslektaşlarımızın KOSGEB desteklerinden faydalanarak ofislerini açması veya faaliyetine devam eden meslektaşlarımızın teknoloji yenilemelerine KOSGEB desteklerinden faydalanmaları, nitelikli personel desteklerinden yararlanmaları başta olmak üzere birçok konuda çalışmalarımız devam ediyor ve son olarak şunu da ifade edeyim. Tabii o kadar çok ki mesleğin sorunu ve çözüm önerilerimiz. Bunlara broşürlerimizde yer verdik ama başlıca bunları ifade etmek isterim. En temel sorunlarımızdan bir tanesi de bizim TÜRMOP'ta üst birliğimizde 120 bin kişi 4 kişiyle temsil ediliyor. 5 bin kişi 5 kişiyle temsil ediliyor. Ve 120 bin kişilik meslek camiasını yeminli mali müşavirler yönetiyor. Şimdi baktığımız zaman bu yeminli mali müşavirlerin çok büyük bir kısmı, %80'lik kısmı kamudan geçenler, 10 yıllık kamu hizmetini tamamlayıp ve hesap uzmanlığı, vergi müfettişinden geçenler. Dolayısıyla sonuç nereye gidiyor? 120 bin kişilik meslek camiasını aslında yeminli mali müşavirler, dolayısıyla vergi müfettişleri veyahut da kamudan geçenler yönetiyor. Biz şunu iddia ediyoruz. Bizim üst birliğimiz TÜRMOP'ta odalarda veyahut da büroların tozunu yutmayanların bizi yönetmesini istemiyoruz. Çünkü bizim sorunumuzu çözebilmesi için önce tabiri caizse bizim gittiğimiz yoldan bir gitmesi gerekiyor. Bir beyanname doldurmalı, bir kayıt girmeli, yani bir işe giriş yapmalı, bir bilanço çıkarmalı, bir mesleğin, ofislerin sorununa hakim olmalı. Dolayısıyla bunun için de biz üst birliklerin ayrılması başta olmak üzere, değilse 3568 sayılı yasanın 35. maddesini tamamen kaldırılarak TÜRMOP Genel Başkanı'nın mali müşavir olmasının önün açılması için ciddi mücadele ediyoruz. Ve bununla ilgili söylemekten öte, yani konuşmaktan öte somut şeyler yaptık. Hem Adalet Bakanımız hem Hazine ve Maliye Bakanımız başta olmak üzere birçok bakanlık düzeyinde de
ciddi girişimlerde bulunduk. İnşallah bu müjdeyi de meslektaşlarımızla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.